Herkese merhaba. Bugün Grand Seiko'nun 60. yıla özel ürettiği limitli SBRG 321G saatinin kutu açılışını beraber yapacağız. Haydi başlayalım. Saatimiz güzel bir dış kutuyla geliyor. Evet. SBGR 321G yazan bir dış kutu. Bu dış kutular saatlerin karışmaması için çok önemli. Fabrikalarda. Japon yapımı bir kutu. Deri, tahta ve polyester kullanılmış kutuda. Evet, kutumuzu açalım. İnce bir detay ama güzel. Kutuyu çıkartmak için bir kağıt. Şu şekilde. Evet. Şurada sertifika. Manuel. Ölçüm sonuçlarını ve mekanizma kasa seri no'larını içeren sertifika. Evet, hazırsanız kutumuzu açalım. Yine şuradaki 60. yıl detayı. Mavi kadranlı bir saat. 60. yıla özel olarak üretilen bir saat. Evet. 9S65 otomatik mekanizma kullanılmış bu saatimizde. 40 milim çapında, 13 milim kalınlığında bir saat. Yaklaşık 159 gram ağırlığında. Genel olarak incelersek saniyenin üzerinde görüyorsunuz, kırmızı detaylar var. Bakın ucunda, saniyenin tam ucunda kırmızı bir detay var. ...9S65 mekanizma 72 saat güç rezervi sunan, günde artı 5 ila eksi 3 saniye hassasiyete sahip bir mekanizma. Standart, Grand Seiko'nun standart bir mekanizması. 2500 adet limitli bu saatte Grand Seiko 9S65 mekanizmayı kullanmış. Tabii bu mekanizmanın manyetik direnci gene 4800 olarak bizlere sunuluyor. Yine saatte standart olarak 10 bar yani 100 metre su geçirmezlik mevcut. Şöyle yakın detaydan birazcık detayları İnceleyelim.
Tabii bu Japon stüdyosunda çalışan saat ustalarının Iwate Dağı ve arkasında uzanan masmavi gökyüzü ve her gün doğan güneşin muhteşem kırmızısıyla bezenmesini anlatan bir tasarımmış. Özellikle şu arkadaki bakın şu kırmızı detay güneşin doğarkenki gökyüzündeki o renkleri anlatan bir tasarım. Saat safir cam tabii ki. Arkası da safir cam. Çok bir dakika şöyle biraz evet. Keyifli bir arka tasarım olmuş. Buradan saat izlemek oldukça keyifli. Böyle bakalım biraz daha yaklaştırabilir miyim? Evet yaklaştırdım. Saatin arkasında görüyorsunuz Limited Edition 1960-2020 60. yıl dönümü yazıyor. 2271 no'lu saat, 2500 adet limitli onu da arka kasada belirtmişler. Evet, bakalım bilekli duruşu nasıl. mm çapında olduğunu söylemiştim. 159 gram ağırlığında, 13 mm kalınlığında. Bana göre ideal bir çap. Grand Seiko 40 mm'yi uzun süredir kullanıyor. Hiç değiştirmedi bunu. Başlarda hatırlıyorum bundan 10 sene önce kadar, yani başlarda dedim bundan 10 sene kadar önce büyük çapta kasaların moda olduğu dönemlerde Grand Seiko bu yönde bazı eleştiriler almıştı. Hani daha büyük çapta neden üretmiyor diye ama artık günümüzde kasa çapları da küçülmeye başladığı için Grand Seiko 40 mm ile iyi bir standart yakaladığını düşünüyorum. Hatta zaman zaman büyük bile kalıyor denebilir bazı kimselerce. Çünkü biliyorsunuz Rolex ve diğer markalar 36 ve 38 milimlik tasarımlarıyla ön planda olmaya çalışıyorlar. Ama Grand Seiko 40 mm'deki tutarlılığını sürdürüyor. Muhteşem mavi bir kadrana sahip. Bilezikteki parlak detaylar oldukça güzel. Biliyorsunuz Grand Seiko zaten işçiliğiyle ön planda. Bakın hiç boşluk yok. Hiç boşluk yok. Bilezikle kasa arasında hiç boşluk yok. Yani artık taşlama diyemeyeceğim. Raybalama son noktada. Muhteşem bir fırçalama. Kordon tabi yine 20 milim genişliğinde. Evet, mekanizmaya gelecek olursak bakın şuradan vidalı açıyorsunuz. Sıfır pozisyonu. Sıfır pozisyonunda böyle saati kurabiliyorsunuz. Daha önce de bahsettim. 72 saat rezerve sahip 3 gün. Bu güzel bir şey çünkü saati bir gün ya da 2 gün kullanmadığınızda hala çalışacaktır ve siz tekrar saat ayarlama derdine düşmeyeceksiniz. Ben buna çok dikkat ediyorum. Genelde 60 saat rezervin altındaki saatleri tercih etmiyorum. Bu 72 saat. Güzel bir güç rezervi bana göre. Evet, şimdi sıfır noktasında saati şu şekilde kuruyoruz. Bir noktasına geldi. Buradan günü ayarlıyorsunuz. Bakın, günü ayarlıyorsunuz. Şimdi iki noktasına getirdiğinizde ise evet
Saat ayarlıyorsunuz. Yani 0 saati kuruyor. 1 günü ayarlıyor. 2 saati ayarlıyor şu şekilde. Evet. Bu sertifika burada bir tane manuel var. Burada yine bir garanti sertifikası var. Kutu da Made in Japan. Her şey Made in Japan bu üründe. Grand Seiko'nun sabahın renklerinden ilham alarak tasarladığı 60. yıl özel saatinin kutu açılışını beraber yaptık. Umarım bu kısa videoyu beğenmişsinizdir. Style is what I call art.